Orada bir köy var. O köy Çiftlik Köyü. Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'ndeki evler ve yapılar taş işçiliği sanatının en güzel örneğini yansıtıyor. Çiftlik Köyü, Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy 1522 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Nevşehir il merkezine 20 kilometre uzaklıktadır. Köy nüfusu 2020 yılında 409 olarak kayıtlara geçmiştir. Köyde 204 erkek, 205 kadın bulunmaktadır. Çiftlik Köyü, Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Tatlerin kasabası ile Tuzköy arasında yer almaktadır. Köyün geçim kaynağı tarımdır. Damat İbrahim Paşa döneminde Türkmen göçer aşiretlerinin yerleştirildiği köylerden birisidir. Köyün isminin verimli tarım arazilerine sahip olmasından dolayı çiftlik olduğu bilinmektedir. Köy evlerindeki işçilik dikkat çekiyor. Tarihi eskiye dayanan Çiftlik Köyü, köy odalarının taş işçilikleriyle dikkat çekiyor. Anadolu kültüründe taş işçiliğinin önemli bir yeri vardır. Köyde kışın soğuktan korunmak, yazın ise sıcaktan korunmak için taştan konut ve ortak kullanım alanları yapılması önemlidir. Anadolu Selçukluları tarafından yapılan hanlar, kervansarayların bu taş işçiliği sanatının en güzel örneğini verir. Aynı sanat tarzının Osmanlı döneminde de devam ettiği görülmektedir. 19. yüzyıl köy evleri, yamaçları ya kayaların oyulması ile ya da kesme taştan inşa edilmişlerdir. Köydeki yapılarda sarı taş kullanılmış. Bölgenin tek mimari malzemesi olan taş, yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktığında yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte, ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanıklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Son yıllarda yaygın hale gelen ve sarı taş denilen özel taştan yapılan evler depreme karşı da olağanüstü dayanıklı yapılar oluşturmaktadır. Köyde taş işçiliğinin en güzel örneklerini kapılarda kullanılan anıtsal taç, cami, medrese gibi yapıların avlu, ana kapılarında sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap, minber, çeşme, sebil, şadırvanlarda görmek mümkündür. Geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel bezemeler, alçak, yüksek kabartma hayvan figürleri en çok rastlanan şekillerdir. Taş işçiliği ciddi gelir kaynağı olmuş. Çiftlik Köyü taş evleri son yüzyılın en önemli sanatsal yapılarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu Selçuklu, Rum ve Ermeni taş ustalığı kültürünün harmanlanmasından oluştuğu anlaşılan köy odaları, dış süslemeleri zamanının son derece güzel taş işçiliği örnekleri oluşturmaktadır. Yaklaşık 50 yıl öncesine kadar gerek Nevşehir ve gerekse çevre köylerinde taş işçiliği ve taş yontuculuğu ciddi gelir sağlayan bir meslek idi. Taş ustalarına yüksek yevmiye ücreti ödenirken ustaya bağlı çalışan amelelere daha az ücret ödenirdi. Köylüler yapıların restore edilmesini istiyor. Köyden kente göçlerin başlamasıyla birlikte ilgisizlikten dolayı bu taş işçiliğinin güzel örnekleri yıkılmaya yüz tutmaktadır. Çiftlik Köyü 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda taş işçiliğinin en güzel örneklerini barındırmaktadır. Köylüler yıkılmaya terk edilmiş olan bu yapıların restore edilerek korunması gerektiğini belirtiyor.